Sabahları baş parmağınızla yüzük parmağınızı birkaç saniyeliğine böyle esnetin. Sebebine çok sevineceksiniz. İnsan beyinde en büyük bölüm elimizi ve parmaklarımızı kontrol eden kısımdır. Parmaklarımızda da büyük miktarda sinir uçları bulunmaktadır ve bir teoriye göre belirli bir şekilde bu noktalara basıldığında vücuda enerji dolaşımına izin veren kanalları bağlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu nedenle elimizin bazı yerlerini kullanarak uyum ve sevincin tadını çıkarabilirsiniz. Birinci yöntem, şifa için gıyan mudra. Peki nasıl yapmak gerekiyor? Bir lotus duruşunda oturun ve ellerinizi dizinize koyun. Sonra baş parmağınızın ucuyla parmak ucunuza dokunun ve kalan üç parmağınızı serbest bırakın. Peki bunun faydası nedir? Konsantrasyonu güçlendirmektedir. Rahatlamanıza yardımcı olur. Uykusuzluğun tedavisi için etkilidir. Ve depresyonu giderir. İkinci yöntem. Baya mudra. İşaret parmağı ve baş parmağınızı birleştirmek. Bunu nasıl yapmak gerekiyor? İşaret parmağınızı vücudunuza doğru katlayın ve baş parmağınızla bastırın. Diğer parmaklarınızı da uzatın. Peki bunun faydası nedir? Aşırı gazı ortadan kaldırır. Havayla ilişkili sorunlar, örneğin gaz, gaz değişimi, artrit ve benzeri gibi şeylere faydası vardır. Üçüncü yöntem şifa için pirit mudra. Bunu nasıl yapmak gerekiyor? Yüzük parmağınızın baş parmağının ucuna dokunun ve birbirine dik olarak bastırın. Diğer parmaklarınızı ise dik uzatın. Peki faydası nedir? Vücudunuzdaki toprak ögesini dengeler, kan dolaşımını geliştirir ve sindirimi iyileştirir. Dördüncü yöntem, Angi Mudra. Yüzük parmağınızı avuca doğru kapatın ve baş parmağınızla bu parmağın ikinci boğumunu bastırın. Diğer parmaklarınızı ise dik uzatın. Peki bunun faydası nedir? Kolesterolü düşürür, yağı azaltır, metabolizmayı hızlandırır. Beşinci yöntem, jal mudra. Baş parmağınızla küçük parmak ucunuza bastırmadan dokunun ve parmakların geri kalan kısmını Videomuzda gösterildiği gibi düz tutun. Peki bunun faydası nedir? Vücut ağrılarını azaltır, dolaşımı güçlendirir ve ağız kuruluğunu azaltır. Altıncı yöntem, sunya mudra. Orta parmağınızın ilk boğumuna baş parmakla bastırın. Bunun faydasını, baş dönmesini azaltır, kulak, burun ve dil problemleriyle baş ederler. Yedinci yöntem, Pirana şifa. Küçük parmağınızı ve yüzük parmağınızı bükün, ardından bu iki parmağın ucuyla baş parmağınızın ucunu birleştirin. Peki faydası nedir? Vücudunuza enerji verir, bağışıklık sistemini güçlendirir, göz problemlerini iyileştirir. Evet ellerimizde yaptığımız bu hareketlerin ne anlama geldiğini sizlere aktardık. Şimdi eller aslında hastalık habercisi. Elden bahsetmişken sizlere farklı bilgiler de vermek istiyoruz. Ellerde görülen titreme günlük yaşamda basit olarak bilinen pek çok işin rahatlıkla yapılmasını engelleyen önemli bir rahatsızlıktır. en sık ellerde görülmektedir. Titreme vücudun bir kısmında kasların istemsiz olarak ritmik bir şekilde kasılması ve gevşemesi sonucu ortaya çıkan hareketlerdir. En sık ellerde görülen titreme, sağlıklı diyebileceğimiz normal kişilerde görülebilir ve belirginleşmediği sürece fark edilmez. Kişinin ellerindeki titremesi fark edilir düzeye gelince normal olmaktan çıkar. Stres, yoğun çay ve kahve içmek Açlık, yorgunluk, ani sinirlenme gibi bazı durumlar titremeyi fark ettirir hale getirmektedir. Bu faktör ortadan kalkınca kişi eski haline dönebilmektedir. Burada dikkat etmeniz gereken bir durum var. İlaçların yan etkisine dikkat edin. Ellerde titremenin duruş ve harekete göre değişik tipleri vardır. Titreme istirahatte, hareket sırasında, yer çekimine karşı duruşta, eller öne uzatılmış halde veya bir olaya özel olarak örneğin Yazı yazarak ortaya çıkabilir. Ellerde titremenin şiddeti hafif olabileceği gibi yeme, içme, kişisel ihtiyaçların giderilmesinde güçlük yapılabilecek düzeye getirmektedir. Ellerde titreme sağlıklı kişilerde olabileceği gibi nörolojik hastalıklara veya sistemik hastalıklara ilaçların yan etkisine bağlı olarak da oluşabilir. Evet bunlar iyi huylu da olabilir. Ellerde titremeyle başvuran hastaların büyük çoğunluğunda esansiyel tremor olarak adlandırdığımız iyi huylu bir durum saptanır. Sebebi bilinmemekle birlikte sıklıkla ailesel geçişlidir. Altta yatan ciddi bir hastalık yoktur. Genellikle 20'li yaşlarda belirginleşir ya da başlar ama her yaşta da görülebilir. Yorgunluk, stres, kafein bu titremeyi artırır. Yaş ilerledikçe genellikle artış gösterir ve eller dışında kafada, dilde, bacaklarda da görülebilir. Sıklıklar kişinin yaşamını kısıtlayıcı ağırlıkta olmaz ancak ince el becerisi gerektiren işlerde çalışırken zorluk çekebilirler. Evet bu titreme Parkinson belirtisi olabilir. Ellerde titreme yapan nörolojik hastalıkların içerisinde en çok bilineni Parkinson hastalığıdır. Parkinson hastalığı genellikle ileri yaşta ellerde titreme ile başlayan ve beyin hasarına yol açan ilerleyici bir hastalıktır. Parkinson hastalığında başlangıçta tek bir elde titreme vardır. İstirahat halinde para sayma hareketi şeklinde kaba ve yavaş bir titremedir. Hastalığın başlangıcında hareketle titreme kaybolur. İlerleyen dönemlerde titreme daha bariz bir hal alır ve diğer elde vücudun diğer kısımlarında görülebilir. Bu hareket sırasında da olabilir. Bu dönemde hareket kısıtlı, düşmeler, maske, yüz gibi Parkinson hastalığının diğer belirtileri de eşlik edebilmektedir. Peki hangi hastalıklar titremeye yol açar? Ellerde titreme yapabilen diğer nörolojik hastalıklar, multip skleroz, inme, travmatik beyin hasarı, beyincik ve beynin yıkımıyla giden ilerleyici hastalıklardır. Ayrıca vücuda dağılan sinir liflerinin hazırlandığı durumlarda bazı omurilik hastalıklarında da ellerde titreme olur. Aslım ilaçları, amfetamin gibi uyarıcılar, psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarda yan etki olarak ellerde titremeye yol açabilir. Evet, strese bağlı el titremeleri olabilir stres, yorgunluk, özel bir gün gibi bazı durumlarda titremeleri belirginleşen kişilerde belirli zamanlarda kullanacakları ilaçlar verilmektedir. İlaç seçiminde en az dozla ve en az yan etkisi olabilecek tek bir tip formüldür. Gerekirse doz artırımı, ilaç değişimi veya eklenmesi yapılabilir. El titremesinin ilaç tedavisinde beta bloker dediğimiz kalp ritim düzenleyiciler başta olmak üzere sara ilaçları ve son zamanlarda da botulinum toksini uygulaması kullanılmaktadır. Parkinson hastalıklarında titremenin tedavisinde hastalığa özgü ömür boyu kullanılmak üzere bazı ilaçlar verilmektedir. İlaçlarla tedavi edilemeyen hastalarda cerrahi ve beyin pili takılması gibi yöntemler kullanılmaktadır. Ve son olarak titreme tipine göre tedavisi mümkün mü? Evet, titreme altta yatan sebebe bağlı olarak geçici veya kalıcı olabilmektedir. Örneğin, esansiyel tremor genellikle kalıcı bir titremedir. Guatr veya ilaç yan etkisine bağlı bir titreme nedene yönelik yaklaşımla geçici olabilir, yani düzelebilir. Kalıcı el titremelerinde titremenin şiddetine ve yaşamını etkilemesine göre tedavi düzenlenmektedir şiddetli ve yaşamını etkileyen tipteki titremelerde kişiye sürekli kullanacağı ilaçlar verilmektedir. Videomuzu burada nokta diyoruz. Lütfen videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.